Sayın Cumhurbaşkanım, değerli bakanlar, milletvekilleri, değerli başkanlar, ihracatçılar, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 24. olan Genel Kurulu ve 2016 İhracat Şampiyonları ödül törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Tam 67 bin ihracatçının çatı kuruluşu olan, sadece ihracat için değil, aynı zamanda daha da güçlü bir Türkiye ekonomisi için çalışan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bu anlamlı organizasyonuna başlamadan önce sizleri saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Geçtiğimiz yıl yine bu salonda hep beraber biz varız demiştik. Malumunuz o günden sonra tatsız olaylar yaşadık maalesef ama biliyoruz ki en kuvvetli gölge nerede çok ışık varsa oradadır. Tarihte bize hangi badire durdurabilmiş ki bu durdursun değil mi? Ama biliyoruz ki biz vatanımıza sahip çıktık, acılarımızdan bilendik. Daha da çalıştık, daha çok çalıştık, çalıştıkça başardık ve milletimiz sonunda istikrar dedi. 67 bin ihracatçı da tek yürek oldu ve istikrar içinde atılım dedi. Şimdi gelin hep beraber TİM ve ihracatçı birliklerimiz geçen seneden bu yana neler yapmış, ekonomimiz nasıl yukarı tırmanmış hep birlikte izleyelim. Yıl 2016. Yine Haziran ayı, yine burada birlikteyiz. Biz varız. Varız çünkü Türkiye'nin kaderinde yükselmek var dedi. Söz konusu büyümekse ancak ihracatla mümkün dedi. Söz konusu ihracatsa katma değer şart dedi. Güçlü Türkiye için umutla, inançla çalışmaya, başarmaya, yükselmeye biz varız dedi. Hiç sönmeyen heyecanımız, dinmeyen inancımızla, Türkiye aşkımızla yola çıktık. Henüz bir ay bile olmadan 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi yolundan döndürmeye, yükselişini engellemeye, birliğimizi bölmeye kalktı. Milli iradeyi yok saydılar. Ama bu toprakları kanlarıyla sulayan şühedanın torunları vatanına sahip çıktı, liderine güvendi ve hainlere dur bakalım, biz varız, bu vatan bizim dedi. Şanlı tarihinde boyun eğmek nedir bilmeyen bu millet dik durdu. Haysiyetini, memleketini, geleceğini korudu. 67 bin ihracatçı tek vücut oldu. Vakit, atılıma geçme vakti dedik, yola koyduk. Emsalsiz çok uluslu kampanyalarla yabancı dostlarımızı da yanımıza alıp Türkiye'ye güvenin. Bunlar geçer, Türkiye kalır. Bizimle olan her daim kazanır dedi.
Hükümetimiz ve Ekonomi Bakanlığımız daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat için liderlik etti. Yeni teşvikleri ve bölgesel kalkınma programlarını tek tek açıkladı. İhracatçımızın küresel itibarını tazeleyen Yeşil Pazarlık. Daha da güçlü Exim Bank sermayesi. Ekonomi Bakanlığından 3 kat daha fazla ihracat desteği. İhracatçıları da kapsayan genişletilmiş kredi garanti fonu. E-ticaret sitelerine toplu üyeliği. Ve olması gereken olduğu ihracatımız ilk 5 ayda tam %9 arttı. 2017'nin ilk çeyreğinde %5 büyümenin yarıya yakını ihracattan geldi. Bugün Türkiye G20 üyeleri içinde en hızlı büyüyen 3. ülke. Avrupa'nın ve dünyanın 2 katı hızla büyüyor. Bu daha başlangıç. 60 ihracatçı birliğimizle birlikte gün umutla hakikate yürümenin günü. Gün dünü unutmayan, bugünü anlayan, yarına hazırlananların günü. Gün çalışanın günü. Gün istikrarla tüm engelleri yıkanın günü. Yine ve daha da sağlam bir duruşla istikrar içinde atılım için var mıyız? Türkiye için elbette varız. Türkiye İhracatçılar Meclisi. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirlerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'yi sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli konuklar, sizleri şahsım ve Türkiye İhracatçılar Meclisi adına saygıyla selamlıyorum. Meclisimizin 24. Olağan Genel Kurulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, bu ülkeye hizmet eden ihracatçıların her daim yanında oldunuz. Bugün yine bizlerle birliktesiniz. Kıymetli katılımınız ile bizleri şereflendirdiniz. Zatihalinize en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli konuklar, biliyorsunuz bir ülkeyi tanktan, silahtan, uçaktan çok ülkesine sevdalı, sadakatli ve cesur vatandaşları korur. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi. O karanlık gecede meydanlara akın eden milyonlarca insan bu ülkeye sevdalıydı. Ve hepsi canlarını ateşe attı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum. Meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı beraber verin. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Tim olarak 15... Tim olarak 15 Temmuz gecesi hemen bir basın açıklaması yaptık. 67 bin ihracatçı tek yürek olduk. İhracatçılarımızın milli iradeyle seçilmiş hükümetimizin yanında olduğunu bildirdik. Meydanlarda demokrasi nöbetleri tuttuk. 60 birliğimizin yönetim kurulları ile toplantılar yaptık. Demokrasiye ve hükümetimize güvenimizi vurguladık. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin demokrasiden, hukuk devletinden, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir sistemden başka alternatifi yok. Bu çerçevede 67 bin ihracatçı olarak her daim birlik ve dayanışma içinde olacağımıza söz veriyoruz. Değerli konuklar, sabır, inanç, azim, alın teri. İşte yeni Türkiye bu değerler üzerine kuruluyor. Bizler
bu düsturla ülkemize hizmet ediyoruz. Cesaretimiz tam, özgüvenimiz yüksek, azmimiz büyük ve yenilmez. Sayın Cumhurbaşkanım, geçtiğimiz yıl genel kurulumuzda gerçekleştirdiğiniz konuşmada şunları vurgulamıştınız. Şu kalan 6 ayı 2017'nin önemli bir sıçrama dönemi olarak ilan edelim. Ve 2017 bizim için çok önemli bir ivme yılı olsun. Bunu başarabilir miyiz biz? İşte şurada şimdi gördüğünüz aktörler. Başarılı. Bu talimatınız üzerine hemen harekete geçtik. Ekonomi Bakanlığımızın liderliğinde Türkiye İhracatlar Meclisi olarak 2017 yılını ihracatta atılım yılı ilan ettik. Bu yıl ihracatımızı %9 artıracağız. Beklentilerin de üzerine çıkarak inşallah 155 milyar dolara ulaşacağız dedik. Görüyoruz ki gayretlerimiz sonuç veriyor. İlk 5 ayda ihracatımız %9 yükseldi. Çevre ülkelerde yaşadığımız kayıpları büyük oranda telafi ettik. Özellikle zatıalinizin talimatları ve Ekonomi Bakanımızın kritik adımları ile Rusya pazarının ihracatçılarımıza yeniden açılması bizler için son derece önemli. Değerli konuklar, ülkemizin büyümesiyle ilgili bazı uluslararası kuruluşlar %3'ler seviyesini bile göremeyeceğimizi söylemişlerdi. Biz ise bunları reddederek daha fazla büyüyebileceğimizi belirtmiştik. İlk çeyrekteki %5'lik büyümemiz ile bunu ispat etmiş olduk. Zatıalinizin ifade ettikleri gibi ihracatımız ve istihdamımız büyüme ile taçlandı. Şimdi sizlere sormak istiyorum. İhracat camiamız her türlü takdiri hak etmiyor mu? Tabii ki fazlasıyla hak ediyor. Ben buradan zatıalinizin huzurunda tüm ihracatçılarımızı yürekten alkışlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, zatıaliniz bu azimli cumhurun başı olduğu sürece ihanet nöbetini birbirine devreden ne FETÖ, ne PKK, ne de DAEŞ yeni Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne engel olabilir. Bugün tüm dünya bu milletin yeniden nasıl tarih yazdığına tekrar şahit oluyor. Güçlü, yükselen ve geleceği parlak bir tarih bu. Yeni sistemle daha da güçleyen Türkiye'nin ihracatçısı olarak gür sesle diyoruz ki artık bu şanlı millet uyandı. Tüm prangalarını sökerek şahlandı. Necip Fazıl'ın ifadesiyle surlarda bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan esersen es. Necip Fazıl yaşadığı günlerde kat edilen azıcık mesafeler için böyle diyordu. Şimdi ise yolumuzu kesen devasa surlar, onca geçilmez engeller, en ağır imtihanlar, 17-25 Aralıklar, 15 Temmuzlar aşıldı. Yeni bir varoluş destanı yazıldı ve ülkemizi daha da büyütecek olan gayretlere kanat kanat yollar açıldı. Bu yollar bizi 2023'e götürecek. Yeter ki hepimiz üzerimize düşeni yapalım. Sayın Cumhurbaşkanım, yine geçen yılki genel kurulumuzda bizlere başka talimatlar da iletmiştiniz. Yüksek müsaadelerinizle bu talimatların gerçekleşme durumunu sizlere arz etmek istiyorum. Rusya örneği bize ihracat pazarlarımızı esnek tutmamız gerektiğini gösterdi. Aynı şekilde turizmde de benzer bir çeşitlendirmeye gitmek mecburiyetindeyiz. Bakın şu Doğu Afrika ülkelerinde ülkemize yönelik çok farklı bir muhabbet var. Ve altyapıda, üst yapıda
Özellikle Türk girişimcilerini bekliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, bu ülkenin ticaret elçileri olarak girmediğimiz pazar kalmadı. Türkiye markasını dünyanın her bir köşesine gururla götürüyoruz. 2016'da 30 ülkeye ticaret heyeti düzenlemiştik. 2017'de ise 48 ülkeye gideceğiz dedik. Sizin belirttiğiniz üzere 2016'da 7 Afrika ülkesine gitmiştik. Bu sene 12 Afrika ülkesine gideceğiz. Diğer taraftan dünyanın önemli ticaret noktalarında Türk ticaret merkezleri kurmaya başladık. Şimdiye kadar İran, Dubai, Chicago, New York gibi merkezlerimiz faaliyete başladı. Farklı ülkelerde de açmak için Ekonomi Bakanlığımız ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, yine diğer bir talimatınız ise yenilikçilikle ilgiliydi. Onu da hep birlikte izleyelim. Üretimle birlikte tasarımı, özellikle de yüksek teknoloji istihdamı, nitelikli eleman yetiştirilmesini, projelerimizi gerektiğinde elbette işbirliğiyle ama asıl olarak kimseye ihtiyaç duymadan hayata geçirebileceğimiz bir yapıyı hep birlikte inşa etmeliyiz. Tim olarak biz bütün faaliyetlerimizi katma değerli ihracat için Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma başlıkları altında yürütüyoruz. Bu konularda geride bıraktığımız genel kuruldan bu yana ilk defa düzenlediğimiz bazı etkinliklerimiz oldu. Marka konferansı, Türkiye Tasarım Haftası, İhracat Zirvesi, Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması, sizin liderliğinizle başlayan istihdam seferberliğinde biz de varız dedik. Harekete geçtik. Bunlar ilk defa gerçekleştirdiğimiz ve gelenekselleşen etkinliklerimiz. Bunları ilaveten Türkiye İnovasyon Haftası'nın 5.sini düzenledik geçen yıl. İnovali programımız devam ediyor. Hükümetimize 500 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açmak için söz verdik. Şu ana kadar 163 firmamız Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açtı. Yine zat halinizin vizyonları ile Sayın Bakanımız Nihat Zeybekçi'nin liderliğinde Türkiye İmaj Kampanyası çalışması başlattık. TİM'in koordinasyonu ve TOB'un katkılarıyla ülkemizin büyük gücünü ve potansiyelini dünyaya anlatıyoruz. Yurt dışında toplam 1,5 milyar kişiye erişmeyi hedeflediğimiz projemizin videosunu yine hep birlikte izleyelim. Yabancı dostlarımızın dilinden Türkiye. Kampanyamız 7 ülkede yayında. Vodafone is very happy to be in Turkey. We are very happy with our main investment in Turkey. We've been investing in Turkey since the 1950s. We believe in Turkey and its people. Turkey people warm and sincere hospitality. Turkey's prodigy, harmony, potential. Turkey is very important to Unilever. To start with, we've been here longer than 100 years and for sure we will be here another 100 years. Küresel kampanya başlıyor. Türkiye hikayesini dostlarının dilinden dünyaya anlatıyor. Onlar Türkiye'ye inanıyor. Tıpkı bizim gibi. Huzurlarınızda kampanyamıza destek veren yabancı dostlarımıza kucak dolusu teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar. İhracatçılarımızın başarılarında başta zat halinizin ve hükümetimizin çok önemli rolleri var. Her yurtdışı seyahatinizde bizi heyetinize dahil ettiniz. Sayın Başbakanımız, Sayın Ekonomi Bakanımız ve kabinenin tüm bakanları bizlere her zaman destek oldular. Geçen sene huzurlarınızda hükümetimizden beklentilerimizi dile getirmiştik. Dedik ki mevcut ihracat destekleriyle buraya kadar geldik. Ancak artık daha fazlasına ihtiyacımız var. Ve hemen bu yıl ihracat destekleri 1 milyar TL'den 3 milyar TL'ye çıkarıldı. Yine dedik ki vize konusunda sıkıntılarımız var.
Hükümetimiz ihracatçılarımıza yeşil pasaport hakkı tanıttı. Ben de yeşil pasaportumu aldım. Finansman konusunda sorunlarımız var dedik. Exim Bank'ın sermayesi 3 katına çıkarıldı. Kredi Garanti Fonu ile 250 milyar TL'lik teminat sağlandı. İhracatçılarımıza %100 güvence imkanı sağlandı. Dijital platformlarda daha fazla yer almamız lazım dedik. Hükümetimiz e-ticaret sitelerine üyelik desteği sağladı. Ekonomi Bakanlığımız üyelik ücretlerinin %80'ini destekliyor. Ve burada daha sayamayacağım fuarlardan birçok konuda daha 2017'de yeni bize destekler sağlandı. Tüm bu destekler için önce zat halinize, Sayın Başbakanımıza ve hükümetimizin tüm bakanlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle bu desteklerin çıkmasında gece gündüz çalışan, bizlerle daima iletişim halinde olan, ihracat camiasının içinden gelerek bizlere liderlik eden Sayın Ekonomi Bakanımıza da ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, verilen destekler için minnettarız. Ancak beklentilerimiz henüz bitmedi. Eğer biterse yerinde saydığımız anlamına gelir. Müsaadenizle 10 madde arz etmek istiyorum. İhracatçılarımız gümrüklerdeki mesai saatleri dışında yaptıkları işlemler için ek bedel ödüyorlar. Bu uygulamanın bir an önce kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. KDV yükü bizlere finansman sorunu yaratıyor. Bu konuda Sayın Maliye Bakanımızla beraber çalışıyoruz. Önümüzdeki ay önerilerimizi Sayın Bakanımıza arz edeceğiz. Bu konuda olduğu gibi sorun yaşadığımız tüm konularda bizlere destek veren Sayın Maliye Bakanımıza ayrıca özellikle buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Yine bizler için büyük önem arz eden ve başta Ekonomi Bakanlığımız olmak üzere diğer bakanlıklarımız tarafından üzerinde titizlikle çalışılan Gümrük Birliği Anlaşması'nın upgrade edilmesi, yani güncellenmesinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Diğer yandan ihracatımızın yarısını ve ülkemizdeki yabancı yatırımların %70'ini temsil eden Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve yeni fasıllar açılmasını yine arzu ediyoruz. Sayın Başbakanımız, seçim geçti, artık geçim zamanı diyerek yeni ekonomik reformlar için ilk adımını attı. Sanayicilerimizi yakından ilgilendiren üretim reform paketinin bir an önce yasalaşması da bizim açımızdan son derece önemli. Son dönemlerde kredi faizlerinde önemli yükselişler yaşanmaya başladı. Sayın Başbakanımızın geçen hafta iftar programında ifade ettiği gibi %15, 16, 17'lik faiz oranlarının ihracatçılarımız ve sanayicilerimiz için ağır bir yük taşıdığını ve bu faiz oranlarının özellikle bir an önce makul seviyelere çekilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik birçok alanda düzenlemeler getirildi. Bunların hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesini özellikle bekliyoruz. Zat halinizin dediği gibi son yıllarda ülke olarak yaşadığımız büyük dönüşümün en zayıf halkalarını eğitim ve kültür oluşturuyor. Hem bu alanlara hem de mesleki eğitim ve kalifiye personel yetiştirilmesine hükümetimiz tarafından özel bir önem verilmesini bekliyoruz. Dünyada sanayi 4.0 devrimi yaşanırken ülke olarak bu sürecin gerisinde kalmamak için gereken adımların daha hızlı atılması gerektiğine inanıyoruz. Şu anda çalışmaları devam eden
esnek çalışma sistemi ve kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler hem işveren hem de çalışanlar için çok önemli bir fırsat. Bu çalışmalar bir yandan işsizliği azaltacak, diğer yandan bizi küresel rekabette bir adım öne taşıyacak. Bu düzenlemenin de acilen hayata geçirilmesi bizim açımızdan önemli. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdiden çıkacak yeni destekler için zat-ı halinize ve hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu beklentilerimizin hayata geçmesiyle birlikte önümüzün daha açık, yolumuzun daha aydın olacağına inanıyoruz. Şair ne diyor? Göz var, güneşli günde dahi simsiyah görür. Göz var, siyah içinde bile binbir sabah görür. Efendim, her zaman en güneşli günde bile her şeyi simsiyah görenler oldu. Onlar her zaman bu milletin ufkunu ve istikbalini karartacak bir yol tutturdular. Fakat biz en karanlık gecelerde bile yıldız ve hilalin o solmaz ruhunu görenlerdeniz. Biz umutluyuz. Biz inanıyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Değerli konuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışmakla ilgili güzel bir sözü var. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmak. Birazdan Türkiye'nin en çok çalışan ve sektörlerinde ihracat lideri olan firmalarımıza Sayın Bakanımızla birlikte ödüllerini vereceğiz. Ardından 2016'da en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma ile en yüksek atılımı gerçekleştiren firmamız ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alacaklar. Ödül alan ve almayan tüm ihracatçılarımızla iftihar ediyorum. Hepsine ayrı ayrı tebrik ediyorum. Teşrifleriniz için öncelikle zat-ı halinize ve sayın bakanlarımıza, ardından siz kıymetli konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin ve ardından gelecek olan Ramazan Bayramı'nın bütün İslam alemine esenlik ve selamet getirmesini, yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi'yi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli bakanlarım, çok değerli tim başkanım, değerli yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, çok değerli hazurum. Sizleri şahsım ve bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum. 67 bin ihracatçımızın temsilcisi olan Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 24. Genel Kurulu'nu icra ediyoruz bugün. Camiamız için özel bir gün. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, ihracatçılarımız buğday tanesi taşıyan azimli karıncalar misali bu ülkeye hizmet ediyor. Ülkemizin ve milletimizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için büyük katkılarda bulunuyorlar. Bayrağımızı girdikleri her pazarda onurla, şerefle dalgalandırıyorlar. Sayın Başkanım biraz önce söylediği gibi azimleri büyük ve yenilmez. Çünkü yanımızda siz varsınız. Gönül bağınız ise her daim bizimle. Hayallerimize ortak, yürüyüşümüze lider, sorunlarımıza çözüm oluyorsunuz. Bugün yine bizlerle birliktesiniz.
kıymetli teşriflerinizle dış ticaret camiasına onur ve gurur kattınız. Zat-ı halinize en derin şükranlarımı sunuyor. Bütün ihracat camiası adına yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve şeref verdiniz diyorum. Ve ben ayrıca çok değerli bakanlarıma da tüm ihracatçılarımız adına teşekkür etmek istiyorum. İhracatçılarımızın zaman zaman sizlerden beklentileri oluyor. Her defasında bu büyük ailenin elinden sizlerle beraber tutuyoruz. Hepinize Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Değerli TİM ailesi, kıymetli yol arkadaşlarım. Elbette işimiz kolay değil. Fakat kolaylıklar da zorlukların içerisinde gizli. Zaman zaman çevremizdeki ekonomik ve siyasi krizlerin ortasında kaldık. Pazarlarımızda önemli kayıplar yaşadığımız dönemler oldu. Ancak her zaman bir olduk, iri olduk ve diri olduk. Bütün zorlukları birlikte atlattık. Marifetin zekatı, marifeti takdir etmektir. İşte bu yüzden tüm ihracatçılarımızı takdir ediyor, milletim adına teşekkür ediyorum. İhracatçılarımızın ve ülkemizin menfaatlerini her şeyin önüne koyan ve bu aileyi bir arada tutan TİM Başkanımız, değerli kardeşim Mehmet Büyükekşi'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, çok değerli konuklar, geçtiğimiz genel kuruldan bu yana şöyle bir geriye dönüp baktığımızda hepimizin aklına gelen tek bir olay var. O da ihanet ve namertliklerle dolu 15 Temmuz gecesi. Zat-ı halinizin önderliğinde işte bu millet karanlıksız bir hür bir sabah için Bismillah dedi. En çözülmez düğümün en güçlü çarelerini birlikte devşirdik. Bir daha tescillendi ki alçalıp küçülenler farelere yem olur, yücelip büyüyenler aslanlara gem olur. Ülkemizin tüm düşmanları bir olup tüm hainler de ağız birliği ederek bizi ve ilerleyişimizi istedikleri kadar karalamaya çalışsınlar. Ne mutlu ki sizin önderliğinizde yücelip büyüyen bir Türkiye var. Fedakarlığınız, ustalığınız ve rehberliğinizle bu millet ve bu ülke ekonomi ve ihracatta gittikçe ön sıralarda yer alacak ve daha ileriye ilerleyecektir. Bu yolda bütün arkadaşlarımızla birlikte üzerimize düşeni yapmak için canla başla heyecanla hazırız. 2016 yılının sonlarına doğru TİM ile birlikte liderliğinizde 2017 yılını ihracatta atılım yılı ilan ettik. Kendimize koyduğumuz hedeflerin de üzerine çıkacağız dedik. Zat-ı halilerinizin dediği gibi durmadan koşarak Türkiye'nin dünyadaki konumunu, yerini çok daha güçlü kılmanın gayreti içindeyiz. Çok şükür 2016'nın son çeyreğinden itibaren ihracatımız hızla artıyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde ise %5 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme yakaladık. Zat-ı halinizin de ifade ettiği gibi bu oran Avrupa Birliği ortalamalarının 2 katı, G20 ülkeler arasında Çin ve Hindistan'dan sonra 3. sırada, daha güzeli bu büyümenin yaklaşık olarak yarısının net ihracatın katkısıyla gerçekleşmiş olması bizim en büyük başarımız ve bundan sonraki amacımızdır. Net ihracatın büyümeye her zaman pozitif katkı vermesi bundan sonraki en önemli hedefimizdir. Çünkü biliyoruz ki ancak bu sayede istikrarlı bir ekonomiye ulaşırız. Çünkü inanıyoruz ki ekonomi demek sadece banka demek değil. Sadece para demek değil. Ekonomi demek üretim demek, istihdam demek, daha fazla ihracat demek ve refah demek. Ekonomisi sağlam, demokratik, bırakın namerde merde bile muhtaç olmayan bir Türkiye demek, güçlü yarınlar demek. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli hazırım. Son aylarda bizleri mutlu eden diğer bir gelişme ise ihracatımızdaki dönüşüm. 5 ayda ihracatımızın değer bazında %5 artmış olması, ayrıca ihracatımızdaki katma değerin son 15 yılda
2001-2016 arasında kilogram bazında tam bir kat artmış olması, bu artış hızıyla Almanya'yı, Kore'yi ve ABD'yi geride bırakmış olmamız ayrı bir mutluluktur. Yeterli mi? Hayır. Hedefimiz 2023'e kadar bunu tekrar ikiye katlamak. Diğer taraftan ülkemize son 14 yılda 185 milyar dolara yakın doğrudan yabancı yatırım geldi. Bu pek çok ülkenin hayalini bile kuramadığı bir rakam. Ayrıca müteahhitlerimiz dünyada üstlendiği projelerin değeri 350 milyar doları aştı. Bu rakam bizi dünyada ikinci sıraya yükseltti. Ve inşallah 2017 yılı sonu itibariyle 155 milyar dolarlık ihracat hedefini, ki orta vadeli programdaki hedefimiz 153.3'tür, aşarak tarihi zirveyi inşallah 2017 yılı içinde yakalayacağız. Şair Osman Yüksel Serdengeçli'nin Bir Kahraman Bekliyoruz şiirindeki "Ordularım yeniden Tuna'ya akın etsin, bir yıldırım çaksın da uzağı yakın etsin" dediği gibi, ihracatçılarımız, sanayicilerimiz ve girişimcilerimiz bitmek tükenmek bilmeyen enerjileriyle uzakları da yakın ediyorlar. Dünyanın dört bir köşesinde ay yıldızı bayrağımızı dalgalandırıyorlar. Diğer taraftan Cumhurbaşkanımızın da bizleri himayesiyle ve her seyahatinde ısrarla ihracatçılarımızı dünyaya taşımasıyla da ayrı bir güç buluyoruz. Perşembe günü Katar'daydık. Katar'a Dışişleri Bakanımızla yapmış olduğumuz ziyarette Katar'da yeniden bir değerlendirmede bulunduk. Katar'da ihracatçı firmalarımızın Cumhurbaşkanımızın engin öngörüsüyle çok hızlı bir şekilde aksiyon aldığının şahit olduk. Ve raflar çok kısa bir sürede Türk ürünleriyle dolmuştu. Burada bir konuyu saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın müsaadeleriyle dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bizim geleneğimizde övünmeyi pek beceremeyiz. Ama yeri geldiğinde de hakkı teslim etmek gerekir. Katar krizi başladığında henüz Katarlı kardeşlerimizin dahi işin vahametini fark etmeden birisi her şeyi düşünmüş, yaklaşan krizi her boyutuyla fark etmişti. Milletimizin çok özel bir refleksi vardır. Bu tür durumlarda kim haklı, kim haksız bakmadan derhal zayıf olanın yanında yer alır. Engin ferasetiyle ve her şeyi öngören uzakta değildi. Yakınımızdaydı. Evet, kendisi Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dı. Derhal talimatlarını verdi. Sakin ve sessizce Zat-ı Ali'lerin liderliğinde Katarlı kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Yüksek müsaadeleriyle kamuoyuyla ilk defa paylaşıyoruz. Şu ana kadar 71 uçak ile yaklaşık olarak 5000 ton gıda maddesi Katar'a ulaştırıldı. Katarlı kardeşlerimizin acil bir şekilde temel ihtiyaçlarını giderdik. Bu hafta sonu gemi sevkiyatımız başlıyor. Şu anda tırlarımız da yolda. Herkes şunu bilsin ki Türkiye olarak her kim ki muhtaç ve mağdurdur. Yüzünü bize çevirmiştir. Bu aziz millet Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir şeye bakmadan orada olur. Ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Çünkü biz Yunus'un yolundan gitmeye çalışıyoruz. Ve onun güzel diliyle diyoruz ki biz gelmedik davi için, bizim işimiz sevi için, dostun evi gönüllerdir, biz gönüller yapmaya geldik diyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, devlet artık tüm kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörle omuz omuza. İhracatımızın dinamizmini ülkemizin ekonomisi için daha verimli kılacak politikalar üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz. Sadece geçen yıl ihracatçılarımızın bize ilettikleri 63 konuda ihracatçılarımızın sorunlarını çözdük. Çünkü Zat-ı Ali'nizin vizyonuyla ihracata ve üretime istikrar içinde atılım yılı olan 2017'de yaptığımız tüm çalışmaların odağında ihracat vardı ve yatırım vardı. Geçen yıl bu salonda genel kurul toplantısında ihracatçılarımız 10 ana başlıkta taleplerini hükümetimize iletti. İlk talepleri büyümeydi. Biraz önce genel başkan da ve
zat-ı halinizin de malumu. Pazartesi günü elde ettiğimiz %5'lik büyümenin içinde hemen hemen yarısını ihracat eliyle gerçekleştirmiş olduk. İkinci talep kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaydı. Gerek Maliye Bakanlığımızın, gerek hükümetimizin, gerekse diğer bakanlıklarımızın almış olduğu kararlarla kayıt dışıyla mücadele, yani haksız rekabeti önleme anlamında çok önemli kararlar alındı. Üçüncü talep ihracat desteklerine yönelikti. İhracatçılarımızın şu ana kadar bizden istedikleri tüm destekleri gerçekleştirdik. Yeni nesil ihracat destekleri kurguladık. Biraz önce başkanımızın da bahsettiği desteğimizi birden üçe çıkardık ve yıl içinde gerekirse bunu beşe çıkarmaktan da kaçınmayız. Türkiye ticaret merkezleri gibi her ticaret merkezi için 2.6 milyon dolarlık destek veriyoruz. Navlun destekleri gibi desteklerimizi de hayata geçirdik. Şunu net olarak söyleyebiliriz ki daha yapacak çok şeyimiz var. Ama isteyip de yapamayacağımız hiçbir şey yok. Dördüncü talep Avrupa Birliği ilişkilerine yönelikti. Şu anda Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki hafta Cuma günü tekrar taraflar olarak bir araya geleceğiz ve 2017 yılı içinde somut adımları atacağımız bir dönem olacak. Yine Türkiye olarak çok aktif bir şekilde dünyada diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarımızı büyük hız verdik. Bu yıl sonuna kadar EFTA, yani dört ülkenin oluşturduğu EFTA, Bosna Hersek, Sırbistan, Gürcistan ve Moldova ile yürürlükteki serbest ticaret anlaşmalarımızı en geniş haline getireceğiz. İngiltere ile en kısa sürede Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin teknik çalışmalarına başladık, resmi görüşmelerine başlayacağız. Üç ülke ile Pakistan, Sudan ve Ukrayna ile STA müzakerelerini bu yıl içinde tamamlayacağız. Tayland ve Endonezya ile görüşmelerimize başlayacağız. Beşinci talep uygun maliyetli finansman koşullarıydı. Bu konuda gerek kredi garanti fonuyla 250 milyar TL'lik kredi imkanı, gerekse bu sene itibariyle, 2017 sonu itibariyle dünyada bir numara olacak olan Exim Bank imkanlarıyla da sizlerin yanında olduk. Altıncı talep yeşil pasaportu, biraz önce başkanımız kendi eliyle de gösterdi. Yedinci talep 4.0, sanayide endüstride 4.0. Şu anda meclisimizdeki üretim reformu ve ihracatta yatırımda vermiş olduğumuz yüksek teknoloji destekleriyle de bu isteklerimizi de büyük oranda yerine getirdik. Sekizinci talep yatırım ortamının iyileştirilmesiydi. Bu kapsamda da çok önemli çalışmalarımız oldu. En önemlisi de şu an itibariyle dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olan proje bazlı yatırım teşvik sistemini hayata geçirdik. Ve bu yıl sonuna kadar, yani şu anda yaklaşık olarak 28 milyarlık 3 ayda almış olduğumuz talep ve yıl sonuna kadar da bunu 60 milyara çıkaracağız. Dokuzuncu talep yeni bir anayasaydı. Yeni anayasayı millet yaptı. 16 Nisan'da millet evet diyerek daha etkin işleyen, hukukun üstünlüğünü teminat altına alan, huzur ve refaha getirecek bir anayasa sistemini millet kendi elleriyle kurdu. Sürdürülebilir siyasi istikrar ve doğrudan halkın iktidarını temin ettik. Son olarak da ülkede güvenlik ortamıydı. Bu konuda da şu ana kadarki güvenlikle ilgili gayretler malumunuzdur. İhracat hedeflerimizin sınırı yok. Çünkü davamız millet davası ve davamız Türkiye davası. Artık Sayın Cumhurbaşkanımızın son dönemlerde bizlere talimatı, bizimse yeni sloganımız. Artık mazeret yok, yola devam diyoruz. İhracatçılarımıza da öyle sesleniyoruz. Artık mazeret yok. Ve rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu da uyanmaktır. Ve 2017 yılı Türkiye'nin bir uyanış yılı olacaktır. İhracatçılarımıza çağrıda bulunuyorum. Sizlere hep her zaman her yerde birlikte olduğumuz gibi bugün burada diyoruz ki fazlasını düşünün. Fazlasını isteyin. Fazlasını yapın. Ve unutmayın, aslında sizlerin hizmetinde çalışan bir hükümet var. Türkiye'nin hizmetinde çalışan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti var. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli yol arkadaşlarım, tüm dünyanın güzelliğini ve gelişimini kıskandığı bir ülkemiz var. Hep birlikte bunu avantaja çevirelim diyoruz. Türkiye'miz kadar güzel üretelim, kaliteli üretelim, eşsiz ve benzersiz üretelim. Yüksek katma değerle
yeni Türkiye markasıyla üretelim. Dünyanın her yerinde kendisini gösterecek ürünler üretelim. Ürünlerimizi çeşitlendirelim, farklı pazarlara ulaştıralım. Bunun için ne gerekiyorsa gelin konuşalım. Artık hayallerimizi gerçekleştirme vakti. Bir saniye dahi kaybetmek istemiyoruz. Bir an bile duraklamak istemiyoruz. Gelin beraber yapılmayanı yapalım, yeni bir hikaye yazalım. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizde ihracat camiası olarak biz 2023 hedeflerine mazeretsiz yürüyeceğiz diyoruz. Sözlerime burada son verirken, saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza teşriflerinden ötürü bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Yaklaşmakta olan mübarek Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramınızı tebrik ederek sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerini bir süre daha sahnede ağırlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Tim Başkanımızı da tekrar sahneye davet edelim efendim. Şimdi sektörlerinde 2016 yılı ihracat şampiyonları olan firmalara plaketlerini takdim edeceğiz. Firmamızı sektörlerine göre alfabetik sıralı olarak davet edeceğiz. İlk gruba ödüllerini takdim etmek üzere Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'ı da sahneye davet ediyoruz. Çelik sektörü ihracat şampiyonu Habaş AŞ adına Sayın Hakkı Çakmak. Çimento, cam ve seramik sektörü ihracat şampiyonu Şişe Cam Dış Ticaret adına Sayın Ahmet Kırman. Demir ve demir dışı metaller sektörü ihracat şampiyonu Kibar Dış Ticaret adına Sayın Ahmet Kibar. Sektörü ihracat şampiyonu TGS Dış Ticaret Tanonim Şirketi adına Sayın Ali Tanrıverdi. Elektrik, elektronik ve hizmet sektörü ihracat şampiyonu Vestel Ticaret AŞ adına Sayın Ahmet Nazif Zorlu. Teşekkürlerimizi sunuyoruz ve alkışlarınızla yerlerine uğurluyoruz. Şimdi sektörlerine göre alfabetik sıralı olarak ikinci grubumuzu çağırıyoruz. Bu firmalara ödüllerini takdim etmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfekçi'yi de sahneye davet edelim şimdi. Sektörü ihracat şampiyonu Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ adına Sayın Azmi Gümüşoğlu. Gemi ve yat sektörü ihracat şampiyonu Tersan Tersanecilik adına Sayın Osman Nurettin Kaksu. Halı sektörü ihracat şampiyonu Erdemoğlu Dış Ticaret adına Sayın İbrahim Erdemoğlu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracat şampiyonu TGS Dış Ticaret adına Sayın Ali Tanrıverdi. Ve hububat ve bakliyat sektörü ihracat şampiyonu İstanbul Gıda Dış Ticaret AŞ adına Sayın Mete Buyurgan.
çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarımızla yerlerine uğurluyoruz. Ve bir diğer grubumuza ödüllerini takdim etmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayankaya'yı sahneye davet ediyoruz. İlgilendirme sanayi sektörü ihracat şampiyonu Boş Termoteknik adına Sayın Zafer Polat. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ihracat şampiyonu Türkiye Petrol Rafineleri adına Sayın İbrahim Yelmenoğlu. Kuru meyve ve mamulleri sektörü ihracat şampiyonu Aydın Kuru Yemiş Sanayi adına Sayın Şerif Çalık. Madencilik ürünleri sektörü ihracat şampiyonu Eti Maden İşletmeleri adına Sayın Özgür Saç. Alkışlarınızla yerlerine uğurluyoruz ve geldiği sıra bir diğer grubumuza. Makine ve aksamları sektörü ihracat şampiyonu Türk Traktör ve Ziraat Makine AŞ adına Sayın Marco Botta. Meyve sebze mamulleri sektörü ihracat şampiyonu Altunkaya Ticaret AŞ adına Sayın Mahsum Altunkaya. Diliyorum. Ödüllerini takdim etmek üzere Başbakan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Mücevher ihracatı sektörü ihracat şampiyonu İstanbul Altın Ons Kuyumculuk ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına Sayın Caner Kayar. Otomotiv ihracatı sektörü ihracat şampiyonu Ford Otomotiv Sanayi AŞ adına Sayın Haydar Yenigün. Sanayi sektörü ihracat şampiyonu TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ adına Sayın Oğuz Borat. Ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracat şampiyonu KLC Gıda Ürünleri İthalat İhracat AŞ adına Sayın Sinan Kızıltan. Şimşek'e teşekkür ediyoruz ödülleri takdiminden dolayı. Sayın Bakanımız alkışlarınızla yerlerine uğurlarken Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e bir diğer gruba ödüllerini takdim etmek üzere. Efendim özür diliyorum, uykusuzluğa ve oruca veriniz efendim. Hiç böyle bir hata yapmamıştım daha önce. Çok özür diliyorum. Sayın Şimşek, buyurunuz efendim. Süs bitkileri ve mamulleri sektörü ihracat şampiyonu Nata İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret ve Sanayi AŞ adına Sayın Namık Tanık. Müzik
tekstil ve ham maddeleri sektörü ihracat şampiyonu Akva Tekstil İhracat Pazarlama AŞ adına Sayın Raif Ali Dinçkök. Tütün sektörü ihracat şampiyonu Pisa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütün Sanayi Ticaret AŞ adına Sayın Enrique Jimenez. Yaş meyve ve sebze sektörü ihracat şampiyonu Kalyoncu Nakliyat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi adına Sayın Saffet Kalyoncu. Zeytin ve zeytinyağı sektörü ihracat şampiyonu Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Birliği Marmara Birlik adına Sayın Hidamet Asa. Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz ödüllerini takdiminden dolayı. Ödül alan tüm beyefendileri bir kez daha alkışlarınızla tebrik ediyoruz ve aile fotoğrafı çekimi için ödül alan tüm firmalarımızı ve saygıdeğer bakanlarımızı, tim başkanımızı ön tarafa rica ediyoruz. Buyurunuz efendim. Başkanımızı alkışlarınızla yerlerine uğurluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar. Efendim, verdiği desteklerle her daim yolumuzu açan, bizimle bizden çok çalışan büyük liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için kısa bir video derledik efendim. Sizin şahsınızın tarihe damga vuran ifadelerinden derlediğimiz o videoyu verdiğiniz desteğe teşekkür olarak kabul buyurmanızı istiyoruz efendim ve hep birlikte o videoyu, o sizin tarihe damga vuran ifadelerinizden oluşan o videoyu izliyoruz. Bizim bu topraklardan başka vatanımız yok. Onun için vatanımıza sahip çıkacağız. Saldırıya uğrayan büyük Türkiye, yeni Türkiye, özgür ve müreffeh Türkiye mücadelesidir. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Dünyadaki pek çok ülke için altından kalkılması güç hadiseler bizim için kontrol altında tutulabilir sorunlardır. Ülkemize, bulunduğumuz yeri boşlu olduğumuz aziz milletimize hizmetten başka hiçbir hedefimiz, hiçbir gayemiz olmadı, olmayacak. Türkiye gibi dinamik ve büyük hedefleri olan bir ülke için asıl önemli olan bundan sonra yapılacak olanlardır. Türkiye'nin 2023 hedefleri bir asır öncesinin şartları düşünüldüğünde hayal dahi edilmesi zor bir başarı hikayesinin ifadesidir. Bizler paramıza sahip çıkacağız ve inşallah Türk lirasını değerlendireceğiz. Ekonomide Türkiye İhracatçılar Meclisimizin de dile getirdiği yapısal dönüşümleri gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımızın bize emaneti olan bu ülkeyi kalkındırmak, büyütmek, her alanda
muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu kutlu yolda birlikte yürüdüğümüz, yürüyeceğimiz herkese en başta siz ihracatçılarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kesintisiz bir şekilde ekonomimiz büyümesini sürdürüyor. Ülkemiz için, geleceğimiz için hayaller kurmaya ve bu hayalleri tek tek gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, sıra geldi bizleri gururlandıran ilk ona. Tekrar Tim Başkanımız ve Ekonomi Bakanımızı sahneye davet ediyoruz efendim. Türkiye'nin 2016 yılı ihracat şampiyonu ilk 10 firmamıza ödüllerini takdim edeceğiz ve bu yıl ilk kez takdim edeceğimiz atılım ödülü var elbette. Şimdi isimlerini sırayla sahneye davet etmek istiyorum. İhracatta atılım yılı ilan ettiğimiz bu yıl, dediğimiz gibi geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bir kategorimiz daha var. Atılım ödülü ilk 1000 sıralamasında 513. sıradan 90. sıraya yükselen Toz Çelik, Profil ve Saç AŞ yer alıyor. 2016 yılı atılım ödülünü almak üzere alkışlarınızla Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tosyalı'yı sahneye davet ediyorum. Şimdi Türkiye'nin gururu, ilk onu, 2016 yılında en çok ihracat yapan 10. firmamız. TGS Dış Ticaret adına Sayın Ali Tanrıverdi. Müzik 9. firmamız Boş Sanayi Ticaret adına Sayın Yasin Akdere. Müzik 8. firmamız Arçelik adına Sayın Ömer Koç. 7. firmamız Toyota adına Sayın Hiroshi Kato. 6. firmamız Vestel adına Sayın Ahmet Nazif Zorlu. 5. firmamız Tüpraş adına tekrar Sayın Ömer Koç. 4. firmamız Kibar Dış Ticaret adına Sayın Ahmet Kibar. 5. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, artık ilk 3 firmamıza geldik. 3. sırada Oyak Renault Otomobil Fabrikaları adına Sayın Tunç Başeymez. 2. sırada Tofaş adına tekrar Sayın Ömer Koç. 1. sıra 2016 yılı ihracat şampiyonu firmamız Ford Otomotiv firmamız adına ödül almak üzere Sayın Ali Koç'u sahneye davet ediyoruz.
2016 yılı atılım ödülü Fuat Tosyalı. En çok ihracat yapan 10. firmamız TGS Dış Ticaret adına Sayın Ali Tanrı verdi. 9. firmamız Boş Sanayi Ticaret AŞ adına Sayın Yasin Akdere. 8. firmamız Arçelik adına Sayın Ömer Koç. 7. firmamız Toyota adına Sayın Hiroshi Kato. 6. firmamız Vestel adına Sayın Ahmet Nazif Zorlu. 5. firmamız Tüpraş adına tekrar Sayın Ömer Koç. 4. firmamız Kibar Dış Ticaret adına Sayın Ahmet Kibar. 3. firmamız Oyak Rönü Otomobil Fabrikaları adına Sayın Tunç Başeymez. 2. sırada Tofaş adına tekrar Sayın Ömer Koç. 2016 yılı ihracat şampiyonu firmamız Ford Otomotiv firmamız adına Sayın Ali Koç. Ödül alan beyefendileri sahnede biraz daha Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber ağırlıyoruz fotoğraf çekimi için. Şimdi hitaplarını gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Buyurun. Buyurun. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin kıymetli yöneticileri, iş dünyamızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Artık sonuna doğru yaklaştığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta içinde idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'nin ve Ramazan Bayramı'nın mübarek olmasını diliyorum. Bugün ödüllerini takdim ettiğimiz ihracatçılarımızı onların nezdinde üretimleri ve ticaretleriyle ülkemize katkı sağlayan tüm iş adamlarımızı şahsım ve milletim adına kutluyorum. Geçen yılki genel kurul konuşmama sizlere şükranlarımı sunarak başlamıştım. Bugün bir kez daha hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sizler emeğinizle, gayretinizle, alın terinizle, azminizle yılın
ilk 5 ayında ihracatımızın %8,9'luk artış kaydetmesini sağladınız. Geçtiğimiz günlerde açıklanan birinci çeyrekteki %5'lik büyümemizin %2,2'si dış ticaret kaynaklıdır. Yaklaşık 5 çeyrektir büyümeye negatif katkı yapan dış ticaretimizin bundan sonra yeniden büyümenin lokomotifi haline gelmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki dönemde hem ihracatımızın hem de dış ticaretimizin büyümeye katkısının giderek yükseleceğine inanıyorum. Yani eski günlerimize inşallah yeniden kavuşacağız. Sanayi üretimindeki tırmanışın devam etmesi, büyümenin konjonktürel değil, üretime dayalı, dolayısıyla kalıcı ve sürekli olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde istihdamda Şubat ayında başlattığımız seferberlikle 1,2 milyon rakamına ulaşılıp işsizliğin 1 puan düşürülmesini de çok önemli görüyorum. İstihdam rakamı 27,5 milyonu aşarak tekrar 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki seviyesine çıkmıştır. İş gücüne katılım oranı sürekli yükseldiği için istihdam sayısıyla işsiz sayısı arasındaki fark yavaş yavaş azalmaktadır. Mevsim itibariyle istihdam artışı devam edecektir. Buna kesinlikle inanıyorum. En kısa zamanda işsizlikte yeniden tek haneli rakamları göreceğimizden eminim. Ekonomideki diğer tüm göstergelerde hızlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Tabii en önemlisi de tüm bu gelişmelerin içeride ve dışarıda birilerinin ısrarla ülkemiz aleyhinde hava oluşturmaya çalıştıkları bir dönemde gerçekleşiyor olmasıdır. Kredi derecelendirme kuruluşları başta olmak üzere ki az önce ekranda izledik. Bakınız onlar ne dediler ama Türkiye'de büyüme nasıl çıktı? Bunların nasıl ideolojik yaklaştıklarının nasıl Türkiye'ye yönelik sürekli bir kumpas gayreti içerisinde oldukları ortada. Onlar bunu ilan ederken hatırlayın bizler farklı şeyler söylüyorduk. Diyorduk ki bunların hepsi ideolojiktir. Bunların hepsi spekülatiftir, siyasi yaklaşımlardır. Türkiye'nin gerçek durumu bu değildir. Ve ortaya çıktı. Ekonomimizin geleceğiyle ilgili tahminlerde bulunan kuruluşların olumsuz tavırlarına rağmen sizler ülkenize olan güveninizle bu gidişi tersine çevirmeyi başardınız. Onun için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin gerçek potansiyelini, gerçek kapasitesini en iyi bizler biliyoruz. Sizler biliyorsunuz. Yurt dışında yaptığımız gözlemlerle ülkemizin imkanlarını karşılaştırdığımızda ekonomide bulunduğumuz yerin kesinlikle hak ettiğimiz yer olmadığını gördük, görüyoruz. Bugün Türkiye ekonomik büyüklük bakımından dünyanın 17. satın alma gücü bakımından ise 13. büyük ekonomisidir. Açık konuşmak gerekirse bizim üzerimizde olan ülkelere baktığımızda her iki kategoride de en az birkaç basamak daha yukarıda olmamız gerekiyor. Aynı şekilde kişi başına düşen milli gelir bakımından bulunduğumuz 64. sıranın da hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. En basitinden Avrupa Birliği üyesi ülkeler. İnanın hepsi kağıt üzeridir. Ülkemin bulunduğu konumla onların aynı yerde olması mümkün değil. Oraları tanıyan, bilen, gören birisi olarak konuşuyorum. Öyle lafta kişi başına düşen milli gelir budur demekle kişi başına düşen milli gelir o değil. Dolaştığınız zaman ülkeyi görürsünüz. Hayat standardını
görürsünüz. İnşallah bütün bunlara rağmen daha sistemli çalışarak, kayıtlarımızı daha ciddi tutarak, daha çok üretip ihraç ederek yakında asıl olmamız gereken sıralara da geleceğiz. Onun için kayıt dışı, yastık altı, bunların hepsini özellikle hayata sokmanın, piyasaya sokmanın hepimiz milli bir davranış olarak, yerli bir davranış olarak gayreti içerisinde olmalıyız. Bu bakımdan 2023 hedeflerimiz çok önemlidir. İhracatta 500 milyar dolar hedefi bu ülke için kesinlikle erişilebilir, ulaşılabilir bir rakamdır. Küresel milli gelir sıralamasında nominal rakamlarla %1,14 ve satın alma gücü bakımından 1,66'lık oranlara sahip olmamıza rağmen ihracattaki payımızın %0,96'da kalması daha gidecek çok yolumuzun olduğunu göstermektedir. Doğrudan küresel yatırımlardaki payımızda ihracatımıza yakın bir oranda %0,94 düzeyinde bulunuyor. Demek ki bu konunun üzerinde de çok daha çalışmamız gerekiyor. Yaşadığımız onca badireye rağmen 14 yılda 3 kattan fazla büyüttüğümüz ülkemizi yeniden aynı şekilde 3 kat daha büyütmek bizlerin elindedir. Bunu gerçekleştirecek kadrolar, temsilcileri burada. İnşallah bu başarıyı da hep birlikte yakalayacağız. Saygıdeğer iş adamları, Türkiye'nin merkezinde yer aldığı coğrafya, dünyada kurulmaya çalışılan yeni düzenin siyasi, ekonomik ve askeri rekabet alanı durumundadır. Bu sebeple bir sorun bitmeden diğeriyle karşılaşıyor, onunla mücadele ederken bir başkasının kapımıza dayandığını görüyoruz. İşte Katar krizi bunun son örneğidir. Türkiye olarak Katar meselesinde en başından beri hakkaniyetli bir tavır içinde olmaya gayret ettik. Katar'a yönelik ithamların doğru olmadığını, bu ithamlardan hareketle başlatılan ambargoyu haklı bulmadığımızı açıkça söyledik. Körfez'deki kardeşlerimizin kendi aralarında daha güçlü bir dayanışma içinde olmalarını beklediğimizi de özellikle belirttik. Bir taraftan şahsım, bir taraftan Sayın Başbakan, bir taraftan Dışişleri Bakanımız sürekli buralarda yoğun bir çalışmanın içinde olduk. Yaşanan krizin çözümü için konuyla doğrudan ve dolaylı ilgili olduğunu düşündüğümüz hemen herkesle görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Temennimiz bu meselenin bayrama kadar çözüm yoluna girmesidir. Tabii bizim Katarlı dostlarımıza yapılan haksızlığa karşı çıkmamız başka bir şeydir. Bölgedeki diğer dostlarımızla ilişkilerimiz başka bir şeydir. Bunlar kesinlikle birbirinin alternatifi veya zıddı olan hususlar değildir. Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez bölgesindeki ülkelerin tamamıyla da çok yönlü ve çok güçlü ilişkilere sahibiz. Bu ülkelerle olan ilişkilerimizi mutabık kaldığımız şekilde her alanda geliştirmeye, güçlendirmeye kararlıyız. Ülkemizde yatırım yapan Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin vatandaşları müşteri olsun. Özellikle Suudi Arabistan, Hadimul Harameyn-i Şerifeyn bence Körfez'deki bu krizin adeta anahtarı konumundadır. Körfez'in büyüğü olarak dün Dışişleri Bakanımız da oradaydı. Kendileriyle görüşmeleri oldu. Selamlarımızı gönderdik. İnanıyorum ki Hadimul Harameyn-i Şerifeyn olarak bu süreci süratle çözmeye muktedir olduğuna inanıyorum ve temennim odur ki bayrama kadar da bu iş çözülmelidir. Çünkü İslam dünyasının içinde bu tür dargınlıklar, kırgınlıklar bize yakışmıyor
bunları bizler diyalog yoluyla çözmeye muktediriz. Aynı şekilde Karadeniz'in yaylalarına, Akdeniz'in, Ege'nin sahillerine, ülkemizin diğer bölgelerine tatil için gelecek olan kardeşlerimiz de Körfez'den müşteri olsun. Türkiye, siyasi görüş farklılıklarıyla ekonomik ve insani ilişkilerini aynı tutacak olgunluğa ve tecrübeye sahip bir ülkedir. Körfez bölgesindeki bazı ülkelerle Katar konusunda yaklaşım farklılığına sahip olmamız, diğer hususlardaki işbirliklerimizi, hele insani münasebetlerimizi geliştirmeye kesinlikle mani değildir. Diğer yandan Türkiye, çoğu Batı ülkesinden çok daha ileri düzeyde bir hukuk devletidir. Öyle ki pek çok eli kanlı terör örgütünün saldırısına maruz kalmamıza rağmen mücadelemizi asla hukuk dışına çıkmadan yürütüyoruz. Burası darbe yapmaya kalkışmış ihanet çetesine dahi hukuk devleti ilkesinin dışına çıkmadan davranma erdemini gösteren bir ülkedir. Böyle bir ülkenin yatırımcılarına, misafirlerine farklı muamele edebileceği iddiaları bühtandan, iftiradan, kara propagandadan ibarettir. Türkiye'nin aleyhinde yürütülen kampanyaların ne kadar haksız ve mesnetsiz olduğunu bu kardeşlerimiz de daha önceki pek çok örnekten biliyorlar. Bu meselede ortaya atılan ve hiçbiri akıl kârı olmayan söylentiler de aynı şekilde mesnetsizdir, haksızdır. Türkiye, Körfez'deki bütün kardeşlerimizin ikinci evi olmayı sürdürecektir. Körfez bölgesi başta olmak üzere hangi ülkeden gelirse gelsin, tüm yatırımcılara, tüm ziyaretçilere gönlümüzde, kapımızda sonuna kadar açıktır. Değerli iş adamları, Türkiye 2009 yılında küresel ekonomik krizden kaynaklanan arizi bir küçülmenin dışında son 14 yıldır hep parmakla gösterilen bir büyüme oranıyla bugünlere gelmiştir. En sıkıntılı yıllarımızdan biri olan 2016 yılında bile elde ettiğimiz %2,9'luk büyüme oranı hem %1,5 olan Avrupa Birliği hem %1,7 olan OECD ortalamasının çok üzerindeyken %3,1 olan G20 ortalamasına da yakın bir düzeyde olmuştur. İlk çeyrekte Çin ve Hindistan'ın arkasından 3. sırada yer aldığımız büyüme rakamının yılın tamamında da benzer şekilde çok iyi bir düzeyde çıkacağını düşünüyorum. Tabii bu toplanmada veya bu toparlanmada siyasi istikrarın pekiştirilmiş olmasının büyük rolü vardır. Özellikle 16 Nisan halk oylamasının başarıyla sonuçlanması milletimizin geleceğe olan güvenini, inancını artırmıştır. 2019 seçimlerine kadar geçecek 2 yıllık sürede tüm dikkatimizi ve enerjimizi ekonomimize, ihracatımıza, yatırımlarımıza, sorunlarımızın çözümüne teksif edeceğiz. Diğer yandan hükümetimiz de ekonomiyi destekleyici çok önemli tedbirler aldı, alıyor. Bunlara şöyle başlıklarıyla baktığımızda kredi garanti fonunun kuruluşunun piyasanın kredi işlemlerini rahatlattığını görüyoruz. Yatırımlar için açıklanan teşvikler, niyeti gerçekten yatırım yapmak olan herkesi harekete geçirecek kapsamdadır. Faiz konusunda Sayın Başkan'ın ifade ettiği şekilde aynen öyle düşünüyorum ve bu konuyla ilgili müdahalemizi de yapmaya devam edeceğiz. Olur mu? Sayın Cumhurbaşkanı müdahaleden bahsetti. Serbest piyasa. Biz öyle bir müdahale yaparız ki buna tatlı bir geçiş denir ve o tatlı geçişle de biz yatırımlarımızın önünü açmış oluruz. Eğer yatırımcıya kredi noktasında bu tür destekleri vermezsek, eğer yüksek faizlerle biz yatırımcıyı köşeye sıkıştıracak olursak bu ülkede
yatırım durduğu anda istihdam da durur, üretim de durur ve netice almak zorlaşır. Biz netice almaya kararlıyız ve bu işi başaracağız. İstihdam teşvikleri de aynı şekilde işini büyütmek, geliştirmek isteyenlere çok ciddi kolaylıklar sağlıyor. İhracatçılarımıza sağlanan teşviklerin anlamını en iyi sizler biliyorsunuz. Vergi indirimleri de yine yatırımcılarımız ve girişimcilerimiz için önemli bir teşvik unsurudur. Dövizin ateşinin sönmesi ve nispi bir gerileme sürecine girmesiyle borsanın tarihi rekorlar kırarak 100 bin seviyesine ulaşması da ekonomideki olumlu havayı besliyor. Bunların yanında kredi temerrütlerinin azalması ve tahvil gibi piyasa araçlarının istikrara kavuşması da işlerin yoluna girmeye başladığını gösteriyor. Bazıları yurt içi talebin nispeten daha yüksek artmış olması üzerinden büyümemizi eleştirmeye kalkıyor. Yurt içi talebin artması milletin ülkesine ve kendisine güvendiğini gösterir. Ve en sağlam olan yol budur. Önce bunu sağlayacaksınız ki başarı gelsin. Elbette büyümenin ihracat başta olmak üzere diğer ayaklarını çok daha fazla güçlendirmek için çalışmalıyız. Bunun için de ihracatçılarımıza verilen destekleri genişletiyor, Exim Bank kaynaklarını artırıyor, yeşil pasaport uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Cari açığın finansmanında turizmden kaybettiğimiz yaklaşık 10 milyar dolarlık avantajı ihracatla yakaladığımızın gayet iyi farkındayız. Merkez Bankası'nın biliyorsunuz 130 milyar dolara yaklaşan döviz ve altın rezervinin 107 milyar dolar ile yeniden yükselişe geçmesini de önemli buluyorum ve inanıyorum ki biz 130 milyar doları hem yakalayacağız hem aşacağız. İnşallah en kötüyü geride bıraktık. Her alanda artık ileriye doğru bir gidişin içindeyiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ancak burada tabii bir şey daha söylemem lazım. Bizim birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Dayanışmamız çok önemli. Eğer biz bir olursak, beraber olursak, iri olur, diri olursak, Türkiye'yi kimse yakalayamaz. Ama gel gör ki, bakıyorsunuz, bir taraftan bizim hukuka saygımız var. Bir taraftan biz anayasa devletiyiz. Anayasamız var. Ama diğer taraftan da anayasanın hükümlerini ayak altına alacak şekilde vatandaşları sokağa dökmek, sokağa çağırmak hiçbir zaman ne kendilerinin yararınadır ne de ülkenin yararınadır. Rahmetli Demirel'i burada tabii anmadan geçemeyeceğim. Yollar yürümekle aşınmaz. Bunlar da yürüyerek eğer aşındıracaklarını zannediyorlarsa bu mümkün değil. İki, eğer bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil. Çünkü hukukta böyle bir kaide yok. Yasalarda da böyle bir kaide yok. Zira ortada bir vaka var. Nedir o? O vaka işte meşhur MİT tırlarının özellikle FETÖ'cü yargı mensupları tarafından ki şu anda bunlar içeride onlar tarafından durdurularak dünyaya servis edilmesi ve bu işin içerisinde rol alan kişinin bu rolünü bir başka meslektaşıyla paylaşmak suretiyle attığı adımlar ve bunun neticesinde ülkede ciddi bir skandalın yaşandığı süreç vardır. Ve şimdi bütün bu olaylar olurken bazı STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının kalkıp da yargının bu zatla ilgili vermiş olduğu karara adeta destek çıkıyormuş gibi anayasanın 138. maddesini çiğniyor olmasının hiçbir izahı yoktur.
Eğer yargı bu tür baskılar altında kalırsa biz yargıdan adaleti nasıl bekleyeceğiz? Ve ürkeklik, yargıya baskı, kusura bakmayın, adaletin gelişini sağlamaz. Öyle elde adalet pankartlarıyla dolaşmak da adaleti getirmez. Eğer adaleti arıyorsan, adaleti aramanın makamı da yeri de Türkiye'de parlamentodur. Ve parlamentoda, kürsüde ne diyeceksen adalet uğruna de. Orada bunu dile getir, söyle. Ama istediğin adalet kadar sen de adaletle davran. Acaba başında olduğunuz kurumda ne kadar adalet var? Önce ona bak. Bütün bu olanlar, sevgili dostlar, Türkiye'de kendi içimizde bu tür bazı sıkıntıları meydana getirmek ülkeye bir şey kazandırmaz. Çünkü biz bir şeyi konuşuyoruz. Yasama, yürütme, yargı. Bu üç grubun, üç farklı kurumun birbiriyle olan ilintisi, dayanışması ülke için çok önemli. Kuvvetler ayrılığı derken, eğer kuvvetler ayrılığına bizler saygı duymazsak, sivil toplum kuruluşlarımız saygı duymazsa, o zaman biz bir yere varamayız. Ve bu konuda söylenecek bir şey varsa bunu söylersiniz. Ama baskı unsuru olma gayreti içerisine girerseniz unutmayın ki 138. madde sadece siyasetçiler için çalışmaz. 138. madde A'dan Z'ye herkes için çalışır. Ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın. Anayasanın 138. maddesi. Bu bir yönerge değil. Sıradan bir olay değil. Dolayısıyla bizim buradaki dayanışmamız, buradaki birliğimiz çok çok önemli. Kimsenin bunu hırpalamaya hakkı yok. Böyle bir Ramazan ayı içerisinde milleti sokağa dökmek suretiyle bu tür yürüyüşe başlamak doğru bir şey değil. Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişimi yapılmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'na gelip oradan hemen bir araçla Bakırköy Belediye Başkanı'na sığınan ve onun evinde o gece misafir olan kişi bir defa ben tankların üzerine çıkarım, tankların önünde dururum derken o gece neyin üzerine çıktığı belli olmuştur. Nereye sığındığı da belli olmuştur. Birbirimizi aldatmayalım. Gerçekçi olalım. Orada millet tavrını ortaya koydu. Millet tankların üzerine çıktı. Helikopterlerden, F-16'lardan gelen bombalar karşısında nasıl bir duruş olacağını gösterdi. Bunun aksi yalandır. Ve dürüst olmayanlarla da bir yere varılmaz. Ben bir kez daha bu duygularla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 24. olağan genel kurulunun ülkemiz ve sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyanın dört bir yanında ter döken, emek veren, risk alan, mücadele eden, gayret gösteren tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ederim. Bir süre daha sahnede misafir ediyoruz. 2023 hedeflerimize koşarken ihracatçılarımıza önderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugünün anısına bir hediye takdim edilecek. Günün anlam ve önemini simgeleyen bu hediyeyi takdim etmek üzere Ekonomi Bakanımızla Tim Başkanımızı tekrar sahneye davet ediyoruz.
büyük alkışlarınızla çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine alkışlarımızla uğurluyoruz. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi programımıza kısa bir ara vereceğiz. Programımız saat 17'de tekrar devam edecek. Genel kurul oturumumuz olacak. Delegelerimiz lütfen salondan ayrılmasınlar. Kolay gelsin.